Doktor öğretim üyesi Mustafa Aytek Şimşek bize YOAK alan hastalarda perkütan koroner girişim sonrası antitrombozit tedavi nasıl olmalı? Minör kanama nasıl değerlendirmeli? İsimli konuyu anlatacaklar. Çok teşekkür ederim. Sunumun başına geçeyim. Herkese iyi akşamlar. Umarım faydalı bir sunum ve toplantı olur herkes için. Benim bugünkü sorum, sunumun konum YOAK alan hastalarda perkütan koroner girişim sonrası antitrombozit tedavi nasıl olmalı, minör kanama nasıl değerlendirmeli? Sunum planımı şöyle oluşturdum. Perkütan koroner girişim sonrası antitrombozit tedaviyi ve bununla ilgili kılavuz önerilerini. Öncelikle ben AFS olmayan hastalarda ne yaptık, AFS olan hastalarda ne yapmaya başladık o şekilde sunumumu koymaya çalıştım. Çünkü şu konsepti göstermeye çalışacağım. Artık daha konservatif gitmeye başladık. Daha doğrusu daha konservatif gidilmesi önerilmeye başladı. Tabii biz ne kadarını uygularız, uygulamayız o bizi ilgilendiren, bizim klinik pratiğimizi ilgilendiren bir şey belki ama öneriler bazında ve çalışmalar bazında artık daha konservatif gitmeye başladık. Bu konsepti göstermeye çalışacağım. Direkt oral antikoagülan kullanan hastalarda ise tedavi seçiminde önce bir çalışmaları size özetlemeye çalışacağım. Ardından da bu konuda kılavuz öneriler ne diyor? Ve ondan sonra da minör kanama yönetimini nasıl yapmamız gerektiği konusunda birkaç şey söylemeye çalışacağım. Şimdi bu konuyla ilgili akut koroner sendromlarda veya normal kronik koroner sendromda ilk bu en geride olan kılavuz akut koroner sendromu düşünürseniz ST elevasyon MI. En son 2017'de ESC tarafından güncellenmişti. Ondan sonra bir güncelleme bildiğim kadarıyla gelmedi. Burada gördüğünüz gibi bizim aslında standart bildiğimiz tedavi rejimi var. 12 aya kadar üçlü antitrom şey ikili antitrombozit tedaviyi veriyoruz. Ama kanama riski daha düşükse, daha yüksekse, iskemik riski de yüksek değilse belki 6 ayda kesilebilir ve tekliğe dönülebilir ve 6 ayda ikisini birden belki kesebilirsiniz denen bazı belirli şeyler vardı. Ardından gelen miyokardiyal revaskülarizasyon kılavuzu bu da 2018. 2018'de işler biraz daha değişmeye başladı. Artık bir miktar daha biz işte 3 ayda, 6 ayda kesebilir miyiz? Yüksek kanama riski olan hastalara daha kısa mı verelim? Çünkü bu sürede ve 2017-2018 sırasında böyle yoğun bu konuda çalışmalarla karşılaştık. Bu AFS olmayan hastalar için konuşuyorum ama trendin bu yönde gittiğini göstermek için. Ardından 2019 kronik koroner sendrom kılavuzu geldi. Yine benzer şekilde gördüğünüz gibi daha öncesindekinden farklı olarak daha kısa sürede eğer kanama riskiniz varsa, kanamadan korkuyorsanız vesaire şeklinde daha kısa kesebilirsiniz bunu diye. Ayrıntılara girmiyorum konum olmadığı için. En son 2020 kılavuzu Kamil Hocam bahsetti. Demin gördüğünüz gibi 3 ay, 6 ay veya 1 yıl üzerinde kanama riski ve iskemik riski değerlendirerek. Bunlar AFS olmayan hastalarda. Konservatife doğru bir trend var. Peki AF sebebiyle bir antikoagülan kullanan hasta karşımıza geldi ve biz buna stent taktık. İndikasyon ne olursa olsun. Biz neden korkuyoruz? Biz en çok kanamadan korkuyoruz. Ve eğer kanama için tedaviyi kesersek iskemik risk alır mıyız? Bundan korkuyoruz. Peki kanama ne kadar büyük bir sorun? Kanama şu kadar büyük bir sorun. Lambers ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışma, Jack 2013'te, Jack'ta yayınlanmış bir çalışma. Bu bir kayıt çalışması ve gerçek yaşam verileri olarak lanse edildi. 12.165 AF hastası üçlü tedavi veya karşılık olarak oral antikoagülan, artiklopidogrel, oral antikoagülan ve aspirin bunlar karşılaştırılıyor. Ben çalışma sonuçlarına çok fazla değinmeyeceğim. Şunu belirtmek istiyorum. Birinci yılda üçlü tedaviyle herhangi bir kanama oranı %14,3, intrakraniyal kanama oranı %1,5, giz kanama oranı %6. Bunlar bir yıllık ve bu uzamaya başladığı zaman bu kanama riskleri yani bir yılın ötesinde kullandığınız zaman tabii ki daha da farklı hale gelecektir. Ve sağ bütün hastaları aldığınız bir çalışma, yaşlı hastaları falan aldığınız zaman durum daha da farklılaşıyor. Mesela HES ve arkadaşlarının Jack 2015'te yayınladığı bir çalışma bu. Burada yaşlı hastalar alınmış durumda. 4.959 AF ve akut koroner sendrom hastası alınmış. %27,6'sında üçlü tedaviyle taburcu edilmiş. 2 yıllık takipte kanama neden yeniden hastaneye başvuru
%17.6 intrakraniyal kanama bu grupta tahmin edeceğiniz üzere yaşlı hastalar olduğu için %3.4'e çıkıyor. Yani biz aslında büyük bir sorunla uğraşıyoruz. Yani bu trendin nereden çıktığı buradan belli. Biz bunları gördükten sonra diyoruz ki ya biz kanama gibi bir şeyle karşı karşıyayız ve biz bunu halletmek zorundayız. Peki bu çalışmalar ondan sonra bunlar ortaya çıktıktan sonra ne başladı? Acaba biz kısa kessek olur mu? Bu es çalışması bunun başlangıcı. Bu warfarinle yapılan çalışma. Buradan başlamamın sebebi yine gidişat nasıl, nereden başladık ve nereye gittik onu göstermek için. Clopidogrel oral antikoagülan ki siz bunu warfarin gibi algılayın. Üçlü tedaviyle karşılaştırılıyor. 573 hasta var. Bir senelik takip. Radyal kullanım oranı %27. Düşük aslına bakarsanız. %25 akut koroner sendrom bir grupta, karşı grupta %30. Anlamlı fark yok. Perkütan koroner girişim sırasında INR 1.9'a 1.9. İnefektif olmasına rağmen yine de 1.5'un üzerinde yüksek ve %25'inde düşük moleküler ağırlıklı heparinle köprüleme. Ki bunun subgrup analizleri yayınlandıktan sonra bu köprülemenin kötü olduğu da ortaya çıktı. Yanda grafikleri, ana grafikleri görüyorsunuz. Çalışmanın ayrıntılarına girmeyeceğim. Üçlüyle kanama oranının birebir, özür dilerim, belirgin olarak fazla olduğunu görüyorsunuz. Burada primer son nokta olarak baktığınız güvenlik son noktası. VOES güvenlik açısından, yani kanama açısından güçlendirilmiş bir çalışmaydı. %44.4'e %29.4 gibi dramatik bir fark. Ondan sonraki çalışma ise triple çalışması. Fiedler ve arkadaşları tarafından 2015 yılında yayınlanacaktı. 614 hasta. Yine siz warfarin olarak algılayın. 6 hafta oral antikoagülan artı aspirin artı clopidogrel versus 6 ay oral antikoagülan aspirin clopidogrel. Şimdi daha kısa, daha uzun. 2/3'ü bunun stabil anjina pektoris hastası. %98'inde femoral girişim yapılmış. 9. ayda MACE ve majör kanama birleşik güvenlik ve etkinlik son noktası. Bu bir superiority çalışması. Sağda sonuçları görüyorsunuz. 6 ay ile 6 haftalık arasında primer son noktada ön planda başlangıçta bir fark oluşurken uzun dönemde ciddi bir fark olmuyor. Kan confidence intervalleri 1'i kesiyor. P noktaları anlamlı değil. Sonra piyasaya ve kendi çalışmalarına büyük bir çalışmalarla geldiler. Direkt oral antikoagülanlar. Bunlardan ilk çalışma 2016, tarihsel olarak ilk çalışma 2016'da Rivaroxaban'ın Pioneer AF-PCI çalışması. Gibson ve arkadaşları tarafından New England Journal of Medicine 2016'da yayınlandı. 2124 hasta. 3 gruba ayrıldı. Grup 1 15 mg Rivaroxaban artı P2-12 inhibitörü. P2-12 inhibitörü dediğim zaman lütfen sanki her şeyi vermişler gibi algılamayın. Yaklaşık %99 oranında clopidogrel kullanılmış durumda 12. aya kadar. Grup 2 2,5 mg rivaroxaban 2x1 kullanılıp yanında ikili antiagregan tedavi 1-6-12 ay. 6. aydan sonra oral antikoagülan yani rivaroxaban artı P2-12 geçiliyor. Grup 3'te ise vitamin K antagonisti ikili antiagregan gene 6. aydan sonra oral antikoagülan ve P2-12 yani 6. aydan sonra aspirini kesmişler. %29'u akut koroner sendrom, daha doğrusu MI demek lazım. Çünkü anstabil anjina pektoris grubu da var ama ben MI olarak almak daha doğru olarak düşünüyorum. %90 üzerinde clopidogrel kullanımı var. O nedenle diğerlerine ekstrapolere edilemeyecek sonuçlar bunlar diğer antiagreganlara. Primer son nokta güvenlik. Sağda görüyorsunuz. 15 mg ve 2,5 mg ikisinde de belli bir avantaj varken 15 mg'ın avantajını yukarıda görüyorsunuz. Bundan sonra zaten artık bunu şunu görmeye başladık. Ya biz warfarin kullanmak zorunda değiliz bu grupta. Yani warfarin indikasyonunuz varsa ayrı bir şey ama direkt oral antikoagülanlar sanırım daha güvenli demeye başladık. Sonra Dabigatran'ın çalışması geldi. 2017'de yayınlandı bir dual PCI çalışması. Ortanca takip 14 ay. Bir primer son nokta non-major kanama. 110 mg rivaroxaban, özür dilerim yanlış yazdım bunu, rivaroxaban değil. Dabigatran, 150 mg dabigatran. Artı ticagrelor veya clopidogrel. Ama burada da ticagrelor oldukça az. Bunda clopidogrel diye algılayabilirsiniz.
primer son noktada, non-major kanamada 110 mg'da, 150 mg'da da, ama 110 mg'da daha belirgin olmak üzere belirgin kanama avantajı ortaya çıktı. Yani üçlü kullanımına rağmen ikili kullanımda ve 110 mg kullandığın zaman belirgin olarak kanama faydası sağlıyorsunuz. Ardından Apixaban'ın çalışması geldi. Ağustos çalışması 2019'da yayınlandı. Görece daha yeni. 2x2 çok güzel, iyi bir dizaynı var. 4614 hasta alındı. Hepsinde PK12 inhibitörü var. Önce Apixaban ve Warfarin grubuna randomize ediyorlar. Ardından o grupları da aspirin ve placebo gruplarına randomize ediyorlar. Böylece 4 tane grup elde etmiş oluyorlar. 2x2 faktöriyel dizayn. Burada da görüyorsunuz ki Apixaban grubu kullanılan, Apixaban versus vitamin K antagonist olarak baktığınız zaman Apixaban belirgin olarak daha iyi çıkıyor. Aspirin kullanan grupta da placebo'ya göre anlamlı olarak kanama daha fazla çıkıyor. En iyi grup olarak bakarsanız ikili aspirin, özür dilerim, Apixaban artı PK12 inhibitör olarak görünüyor. Buradaki Apixaban dozu da 2,5 mg. Bunu belirtmek isterim, 2x1. En son çalışma Lancet'te 2019'da Entrastafe. Bu da Edoxaban'ın çalışması. Edoxaban'ın bu çalışması diğerlerinden farklı olarak bir non-inferiority çalışması. Vitamin K antagonistiyle karşılaştırdığımız zaman biz kanama açısından non-inferioruz demesi bekleniyor. Non-inferior olarak da sonuç çıkıyor. Fakat adından kendi yayının, yani çalışmanın yayını içerisinde yapılan bir analizde diyorlar ki zamana vurduğumuz zaman Edoxaban daha iyi çıkıyor. Aslında ilk planda evet non-inferior çıkıyoruz ama zamana vurduğumuz zaman Edoxaban kanama açısından daha da avantaj sağlıyor diyor. Ama tabii ki bu bir subgrup analizi olarak algılayabilirsiniz. Çalışma bunun için güçlendirilmiş değil. Asıl sonuç non-inferior çıktı. Peki bu kadar çalışma yaptık. Sonuç ne? Ne diyoruz aslında? Neden bahsediyoruz? Meta analizler bize fikir verecek mi? Bu çalışmalara koyduğumuz zaman verecek. Meta analizlerden ilki sunmak istediğim çok yeni bir çalışma. British Medical Journal'da yayınlandı. 2020 yılında yayınlandı. Antuki ve arkadaşları tarafından 4 tane çalışmayı, direkt oral antikoagülanların alındığı 4 çalışmayı koyduklarında sonuç şu. Vitamin K antagonisti diğer çalışmalara yani bakarsanız vitamin K antagonisti en kötü rejim. Yani Coumadin kullandığınız, yani Warfarin kullandığınız zaman en çok kanama orada görüyoruz. Bu 2-2,5 arasında tutsanız dahi, terapotik range'de tutsanız dahi daha fazla kanatıyor. Peki hangi çalışma, hangisi daha iyi diye soracak olursanız. Meta analizin yaptığı karşılaştırmalarda en güvenli rejim Apixaban ve Dabigatran 110 mg gibi çıkıyor. Fakat kısıtlılıklarda belirtmişler ki güvenlik aralıkları, confidence intervaller çok geniş. Kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat karşılaştırma yaptığımız zaman en kötüsü vitamin K antagonisti alırsanız en iyisi Apixaban, ondan sonra da 110 mg da Dabigatran veya 150 mg da Dabigatran artı PK12 rejimini kullanabilirsiniz. Peki bunları söylediğiniz iskemik son noktalarda ne olacak? Diğer bütün çalışmalarda iskemik son noktalarda, benim bahsettiğim çalışmalarda anlamlı bir artış görülmedi. İskemik son noktalara bakarsanız da bu 4 grup içerisinde birbirleri arasında, hazard ratio'lar arasında yine Apixaban'ın bir tık daha önde olduğunu görüyorsunuz. Ama tekrar söylüyorum, bazı çalışmalarda iskemik sonlanım sekonder son noktaydı, bazılarında primer son noktaydı. O yüzden bunu meta analizde, bunu böyle bir şekilde karşıya bunu ön plana koymak kolay değil, doğru da değil istatistiksel olarak. O yüzden iskemik son noktalar açısından bir karşılaştırma yapabilmek kolay değil. Fakat kanama açısından Apixaban ve Dabigatran bir tık önde gözüküyor bu meta analizde. İkinci meta analiz 2019 yılında El Said ve arkadaşları tarafından Cochrane Database'de yayınlanmış bir çalışma. Bu tür çalışmaları okuyanlar bilirler. Oldukça ayrıntılı 20-22 sayfa bir meta analiz sonucu yayınlarlar ama önden bir özetini vermişler. Ben de sizinle onu paylaşmak istiyorum. Diyorlar ki çok düşükten orta kesinliğe varacak şekilde kanıtlar diyor. NOAC'larla vitamin K antagonistleri açısından diyor. Bakarsanız diyor miyokard infarktüs, inme, ölüm değildi. Apixaban, yüksek doz rivaroxaban ve belki de düşük dozda Dabigatran daha iyi denebilir. Fakat kanıt düzeyinin ne kadar böyle very low to moderate dediklerine dikkatini çekelim.
güvenlik açısından, kanama açısından yine aynı şekilde. Vitamin K antagonistlerine karşılaştırıldığı zaman düşük dozda bigatran, yüksek dozda bigatran daha iyi çıkabilir. Yüksek dozda bigatran ve yüksek doz rivaroxaban veya düşük doz rivaroxaban major bleeding'i, yani non-major, clinical relevant, bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Klinik olarak anlamlı non-major bleeding'i de güvenli sayılabilir demişler. Burada apixaban'a çok ciddi bir vurgu olmadığınızı dikkatini çekerim. Muhtemelen Ağustos çalışması ile ilgili onların şeye koyduklarında bir şey var ama ayrıntılı olarak bir fikir verilmemiş. Peki kılavuzlar ne diyor? Kılavuzlar şunu diyor. ACSA'nın bu focus update'i AF kılavuzunda. Gördüğünüz gibi bu 2019, bu biraz geriden geliyoruz. Stroke eğer diyoruz ki akut koroner sendrom için stent taktıysanız hastalığı diyor. PK12 inhibitörleriyle ikili şey kullanabilirsiniz diyor, vitamin K antagonistlerini. Ama diyor burada diyor dikkat edin 2-2,5 arasında tutmaya çalışın eğer öyle bir endikasyonunuz varsa. Eğer diyor direkt muhalle antikoagulanlar kullanabilirsiniz diyor. Rivaroxaban günlük 15 mg kullanabilirsiniz. Bahsettiğim çalışmalardan dolayı. Yine dabigatran 150 mg kanama avantajı olarak kullanabilir. Burada muhtemelen Ağustos çalışmasını bu kılavuzda dikkate almamışlar. AF kılavuzu ne diyor? AF kılavuzu diyor ki tercih edecekseniz diyor lütfen NOAC tercih edin ya da direkt oral antikoagulan tercih edin. Onların arasında ben bir ayrım yapmıyorum. Özellikle şunu kullanın, özellikle bunu kullanın demiyorum. Kanama riskine dikkat edin. İskemik riske dikkat edin. Eğer diyor akut koroner sendromsa diyor üçlüyü mümkünse 6 aydan, yani özür dilerim, 1 aydan daha uzun süre almamaya çalışın. Eğer kanama tabii ki iskemik risk düşündürüyorsa siz daha da uzatabilirsiniz. Ama aspirini bir aydan öteye çok fazla geçirmemeye çalışın. Kalanında ikili gidin, ikiliyi de 6 aydan sonra tekliğe düşün. Olay bu. Ama bunun tabii ki değerlendirmesi iskemik riski olacak. Ama kanama riski açısından en güvenli rejim bu gibi duruyor. Kronik koroner sendromlar için konuşuyorsanız gene durum 6 aya kadar böyle kullanın. Hatta aspirini burada gene 1. aydan sonra keserseniz iyi olur. Hatta yüksek kanama riski varsa 1 haftadan sonra bile kesebilirsiniz. Denebiliyor. Bunlar ne mesela? Trombotik risk faktörleri. Ayrıntısına girmeyeceğim ama benim kafamda kalan, bence herkesin kafasında kalması gereken şu. Uzun stent, çok stent, ana koroner, bifurkasyon, bu tip şeyler yaptıysanız, hastanız gençse, hastanızın kronik böbrek yetersizliği, ama bakın çok hani end stage renal disease'den bahsetmiyorum, kronik böbrek yetersizliği ve kontrolsüz diyabeti varsa, stent trombozu ve stent restenozu açısından yüksek riskli ise bunlarda trombotik risk yüksektir. Bu hastalarda uzatın. Yaşlı hastaysa, kadın cinsiyetse, kontrolsüz hipertansiyon, kanama diyatezi, komorbid durumlar, end stage renal disease gibi durumlar varsa bunlarda da kanama riski yüksektir. Kısa tutun. Ha şunu da lütfen söylemek lazım. Bahsettiğim çalışmaların birçoğunda radyal akses çok düşüktü. Ama radyal arter aksesi kullanırsanız kanama komplikasyonları açısından daha da güvenli bir zonda kalıyorsunuz. Lütfen radyal akses kullanmaya özen gösterin denebilir. Peki her şeyi yaptınız ama kanama oldu. Bana verilen şeyde sunumda minor kanamadan bahsedilmesi gerekiyordu. O yüzden ben minor kanamadan bahsedeceğim ama neye minor dediğimizi bir açıklamak isterim. Birçok kanama sınıflandırması var. En çok kullanılanlar 3 tane, bir tanesi BARC, tip 1 ve tip 2'ye minor kanama diyebiliyoruz ya da non-major kanama diyebiliyoruz. Bu tip 1 ne demek? Herhangi bir müdahale gerektirmeyen, hastanın kendi yönettiği, hatta kendi kendine tedavi modifikasyonu yaptığı şeylere tip 1 deniyor. Tip 2 de hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurusu, fakat sağlık kuruluşunda bir cerrahi dışı müdahale, bir tedavi değişikliği, bir yani sağlık profesyoneliyle bir iletişim gerektiren kanamaya da tip 2 kanama. ACC minor kanamaya ya da non-major kanamaya 2 gram ve desitreden daha az hemoglobin düşüşü yaratan veya 2 ünite veya daha az eritrosit süspansiyonu replasmanı gerektiren kanama diyor. ICTH, ISTH bu CRNM dediğiniz çalışmaların hepsinde clinically relevant non-major bleeding, yani CRNM olarak gördüğünüz ki birçok çalışmada, büyük çalışmada bu görünüyor.
majör kanama özellikleri olmayan tıbbi müdahale veya hastaneye yatış veya yüz yüze görüşme gerektiren kanamalar. Ama majör kanama özellikleri nedir diye sorarsanız kafada kalması gereken de şu: hemodinamik instabilite, ciddi hemoglobin düşüklüğü ve kompres edemeyeceğiniz, cerrahi bir müdahaleyle vasküler o kanama odağını kapatmanız gereken, cerrahi müdahaleyle oraya müdahale etmeniz gereken, öyle basit yollarla, medikal müdahalelerle başa çıkamayacağınız kanama şeklinde kafanızda kalabilir. Bunlar da majör kanama. Peki biz hastalarda kanama varsa ne yapıyoruz? Kafamızda şu üç taneyi bence tutmamız lazım. Hemodinamik durumu nasıl hastamızın, kanama bölgesi nerede, ciddiyeti ne, majör mü minör mü ya da majör mü non-majör mü? Bunları değerlendirdiğimiz zaman yönetim kolay. Bunu saptadınız, minör olarak karar verdiniz ya da non-majör dediniz. Bu çok mu önemsiz bir şey? Hastayı bir gün, iki gün ilacını kestik, tedavi sürecini etkilemeyecek, artık onun arasında devam ediyor. Hayır, aslında bunları yaşayan hastalar varsa ileride majör kanamaya bu insanlar aday. O yüzden minör kanama yaşamalarını ciddiye almak zorundayız. Evet, hastaneye yatırıp uzun süre takip etmiyoruz, belki cerrahi gerektirmiyor bu durumlar ama hayatı tehdit etmiyor ama ileride bunlara aday olabilir. Ve şunu da söylemek isterim, özür dilerim hemen geçtim. İlaç kullanım devamlılığında aksamaya sebep oluyor. Hastalar kanama gördükleri zaman ilaçlarını kesiyorlar ve bizimle iletişime geçmiyorlar bazen. İki gün, üç gün kesiyorlar, ona buna soruyorlar, kesiyorlar. Bunlar önemsenecek şeyler. Peki bu açıdan direkt oradan tökoagülan arasında fark var mı? Bu bir register çalışması. Bakarsanız anlamlı olarak bir fark olmadığını görebilirsiniz ama en düşük gene apixaban, belki biraz daha iyi dabigatran, rivaroxabanla bir tık daha fazla. Ama şunu söylemek mümkün değil. Yani şunu kullanın, apixaban daha az kanıtır, rivaroxaban daha fazla kanıtır, böyle bir şey söylemiyoruz. Ama şunu söylemek lazım, karşılaştırma yaptıkları zaman apixabanda daha az kanama çıkmış bu registry çalışması. Ama bu registry çalışması kafa kafaya bir çalışma değil. Peki ne yapacağız? Tekrar özet olarak ben bunu şeyden aldım, Clause'dan aldım. Direkt oral antikoagül kullanıyorsunuz, kanamanın ciddiyetine baktınız, minör. Bir gün kesmeniz yeterli diyor. Esas olarak biz ne yapıyoruz? Cerrahileri verdiğimizde, yaşlı hastanesi 72 saat belki, clearance'ine falan bakıyoruz. 48 saat etki süresi, 48 saat sonra bitiyor diye düşünüyoruz. Burada mesela minör kanamada bir gün kesmek yeterli. Yani bir doz ya o günkü iki dozunu atlarsa yeterli deniyor. Ama baktınız minör kanamanız var. Şu açıdan lütfen moderate ve severe kanama için bunlar bir haberci midir? Bu açıdan hastayı hem uyarabiliriz ya eğitebiliriz veya kendimiz aktif olarak monitörize hastayı edebiliriz denebilir. Teşekkür ederim. Evet, Mustafa Hocam çok teşekkür ederiz. Konuyu çok güzel özetlediniz. Zor bir konu hakikaten. Kısa süre içerisinde özetlenmesi de hakikaten zor bir konuyu kısa sürede bize özetlediniz. Şimdi bu 2020 atrial fibrilasyon kılavuzunda bu hastalarda özellikle kanama ve iskemik risk dengesini çok iyi sağlamak zaten en büyük problem de orada. Bunun için risk skorları öneriliyordu eskiden. Bir önceki kılavuzda biraz geri çekilme gibi oldu ama bu kılavuzda sanki Hasplet'in iadeye itibarı var gibi geldi bana. Hasplet yine ön plana çıktı ve kanama riskini belirlemede hani en iyi olabilecek risk skorlaması gibi takdim edildi ve kılavuzda da yerini aldı tekrardan. İşte HBR kanama risk skorlaması da var. Bu ikisini hani kullanabiliriz ağırlıklı gibi görünüyor. Siz de sunumunuzda da söylediniz zaten apixaban çalışmaları hani sonuçlar iyi gibi çıkmış ama kılavuza maalesef girememiş. Dabigatran ve rivaroxaban var ama apixaban kılavuzda yok. Öyle hatırlıyorum değil mi? Yani ESC'yi özellikle bir şey söylemiyor. Evet, ESC özellikle mesela hiç böyle bir şey öne çıkarmamak üzere enteresan pek ESC'nin yapacağı bir şey değil ama 2019 şeyde AF Focus Update'inde mesela apixaban hiç yok. Yani halbuki akustik çalışması o zaman yayınlanmıştı bildiğim kadarıyla onlar çıkarmadan önce ama herhalde yetişmedi ya da bir şekilde değiştiremediler bilmiyorum. Yani orada hiç bahsedilmiyor. 2020'de neden yok o zaman?
Orada yetişmedi, burada. Evet, bazen anlamak zor oluyor. Anlamak zor, bilmiyorum hocam. Onlara sormak lazım herhalde. Öner hocam, sizin var mı katkınız? Teşekkür ederiz Mustafa hocam. Güzel sunumunuz için. Şöyle diyebilirim ben açıkçası. Noak'ları ne kadar karşılaştırmak doğru? Tabii çalışmaların dizaynları tamamen farklı. Bu perkutan koroner girişim ve yapılan hastalarda özellikle. İşte çalışma süreleri olsun, dozları olsun hepsi farklı. Ama benim kafama takılan açıkçası rehberde önerilen diyor ki Noak'ları yüksek doz, tam doz. Yani daha doğrusu şöyle diyor. Önerilen doz. Önerilen doz nedir? Yüksek doz. Fakat bu ilginç olan da çalışmalarda aslında mesela rivaroxaban'da yüksek dozda yapılmamış. Yani nasıl böyle bir öneriyle karşımıza çıkıyorlar? O açıkçası gerçekten kafamı çok karıştırıyor benim. Bir de şu kafamı karıştırıyor açıkçası. Mesela Entras çalışmasında tamam. Atık zamanda yine 2x2 farklı bir dizayn uygulanmış. Plasebo ve aspirin verilmiş çalışaydı. Fakat Entras'ta bir grupta direkt ikili tedavi. Yani niye mesela soruyor. Yani bu şeyler zaten girdiyseniz de tartışmalarda bunlarla ilgili en önemli insanların kafasına takılan şey. Diyorlar ki ikili tedavi kolunda acaba kazanç ikili tedaviden mi kaynaklanıyor? Aspirini kestiğimiz için kanamayı azaltmıyor muyuz? Yoksa direkt Noak'ın etkisi mi? Bunu bir şekilde açıklayamıyoruz. Peki niye çalışmayı böyle dizayn etmişler sence Mustafa Bey? Yani niye ikili, yani niye Entras'ta mesela edoksaban aspirin artı T2, E12, üçünü birden verip de direkt şeyle karşılaştırıyoruz. Ama aspirin direkt çıkınca zaten kanama açısından şey yapıyor. Tabii o zaman da bir soru işareti oluyor. Acaba aspirin kullanılsaydı gerçekten fark edecek miydi o zaman diye de düşünebiliyoruz. Evet, evet, yani bu diğer üç doğal çalışmalarından farklı gerçekten dediğiniz gibi. Yani hepsinde belli bir süre ya triple kullanım var. Veya bunu neden kullanmadığınıza dair bir şey var ama burada yok. Rivaroxaban'da da sanırım, onda da düşük dozunda sadece aspirin. Evet. Onda da ikili vermişler. Onda da öyle bir şey var ama onda en azından bir kol var hocam. Yani onu karşılaştırabileceğiniz. Burada o da yok. Valla bu dediğim gibi hani bir şekilde trendin o tarafa gitmesiyle açıklayabildim ben kafamda. Yani artık hani aspirini bir şu şeyden çıkaralım. Bir de öyle görelim dönüyor gibi bir şey oluyor ama. Yani aslında dizayn şöyle, ben öyle açıklıyorum. İkiliyle üçlüyü karşılaştırmak. Evet, tamam. İkiliyle üçlüyü karşılaştıralım dizaynı gibi bir şey oluyor aslında bakarsanız. Şu aspirin ortadan bir kalkınca ne oluyor, bir olayı bir görelim gibi bir şey oluyor yani. Hem iskemiyi arttırmıyoruz, hem kanamada iyiyiz. İşte böylece aspirini kullanmasak mı ya da çok kısa süre kullansak bıraksak mı ya dönmeye başladı etkin gibi. Etkin olarak da aynı etkinliği sağlayabileceğiz. Evet, evet, yani iskemi hem güvenlisiniz hem... Düşük doz için fikriniz nedir peki? Yani mesela düşük doz kullanıldığı halde çalışmada mesela rehberlerde yüksek doz önerilmesi de ilginç. Hocam şöyle, o her zaman mesela benim de kafamı karıştıran bir şey ama herhalde yani şunu da söylemek lazım belki. Hastanızın bir akut koroner sendrom veya bir atıyorum ya bir stent, yeni geçirilmiş bir stent işlemi falan olmadığı takdirde mümkün olan en yüksek dozu kullanmak gereklidir. Ama ondan sonrakinde yani kanama riskini artırmayacağını bildiğiniz dozla gitmek daha mantıklıdır gibiye geliyor. Yani bunu açık açık kimse söylemiyor tabii size. Yani 15 mg kullanın, 2,5 mg kullanın falan kimse söylemiyor ama bu, ama hani lojiğin yani mantığın önerdiği şey buna dönüyor bence. Artık yani 2 tane antiplatelet kullanıyorsunuz, bir de yanına 3. ekliyorsunuz gerekirse. Bir ay böyle gideceksiniz kılavuzun önerdiği. Bu böyle gittiğiniz zaman artık hani bunun full doz vermenin kanamayı arttıracağı belli. Çok açık. O zaman demek ki çalışmayı da ben de böyle dizayn ettim. Size gizliden bir mesaj verilmiş gibi bir şey oluyor bence. Ama kılavuza bunu mesela niye açık yazmıyorlar? Bunu ben de çok bilmiyorum. Hani çünkü muhtemelen dediğiniz gibi hani bu full doz kullanın şeyini kırabilmiş değiller anlaşılan. Önder hocam, bir ek yapabilir miyim acaba ilk sorunuz için? Tabii lütfen buyurun. Şimdi daha önce yapılan yani Entras AF'den önce yapılan çalışmalarda çok kollu çalışmalarda şöyle bir dezavantaj var. Şimdi non-inferiority dizaynı olmayan çalışmalar ama bir confidence interval veriliyor ve bir non-inferiority marjini var. Bu marjini ne kadar geniş tutarsanız hasta sayısını o kadar düşürüyorsunuz. AF artı PCI gereken hasta sayısı aslında az. Yani genel akut koroner sendromlar veya PCI yapılan hastalar içerisinde %5 civarında bir hastaya tekabül ediyor. Çok merkezli yapsanız bile belirli bir hasta sayısına ulaşmanız, daha doğrusu beklenen olay sayısıyla gözlenen olay sayısı, ki bu odds ratio, hazard ratio veya relatif riski belirleyen bir parametredir. Buna ulaşmak çok zor oluyor. Ya şeyi hasta sayısını arttıracaksınız ki zaten hasta sayısı kısıtlı, ya da süreyi uzatacaksınız. Süre 4 yıldan
10 yıla çıkması gerekiyor. Öyle olunca da bu tabii çalışmaların hepsi underpower kaldı. İskemik olaylarda zaten tamamen underpower. Hiçbir yorum yapılamıyor çünkü böyle bir sonlanımları yok. Entras lafede de iki kol ayrılmasının ana nedeni bu ve en sonunda non-inferioris diyebildiler. Yani ikili ve üçlü tedavi. Sizin dediğiniz gibi çok kollu olduğu zaman o sayı hasta sayısı, olay sayısını yakalamak çok zor oluyor. Doğru, kesinlikle. Teşekkür ederim. Öner Hocam, senin klinik uygulamada nasıl, yüksek doz mu tercih ediyorsun? Evet, kesinlikle yüksek doz. Kesinlikle ben de. Yüksek dozla vermek isterim ben tedavimi her zaman için. Süreleri açısından açıkçası benim hala şeylerim var. Bunu da aslında sormak istiyorum. Mesela bu rehberde hep bir hafta demiş. Yani bazı yerlerde birinci haftada aspirini kesebiliriz. Ben bunu dedim, neye dayanarak bir hafta diyorlar. Hatta şeyde guideline'da gözden geçirdim. Hangi çalışmaya göre bir hafta şey yaptılar. Orada aldıkları çalışma muhtemelen sizin gösterdiğiniz edoksabanın olmadığı, işte apixaban, dabigatran ve işte rivaroxaban olduğu bir meta analizi baz alarak, meta analizin sonucuna göre bir hafta aspirin verebilirsiniz, sonra aspirini kesebilirsiniz gibi bir sonuç çıkartmışlar. Bana açıkçası, ben hiçbir zaman bir haftada kesmem açıkçası aspirini. Bilmiyorum siz bir haftada kestiğiniz hastalar oluyor mu ama. Yok bu yani genelde kullanmaya kadar olmuyor. Yani hani kanama riski yüksekse biz bir ay üçlü kullanıp ondan sonra ikiliye dönüyoruz. Hani bir haftada kesmem. Bir haftada bilmiyorum. Bir haftada kesmem. Mesela klinik olarak belki hangi kendi kliniğinizde yaptığınız işleme göre de değişir. Ben şunu çok net söyleyebilirim. Kompleks girişimden yapılan bir klinikte çalışıyorsanız aspirin bir haftada kesme şansınız yok. Yani bu çok net bir şey. Yani bir ana koroneri stent taktığınız bir hastada bir haftada aspirin kesemezsiniz bence. Yani Muzaffer Hoca daha iyi bu konuda belki. Yani ben kasta kanasın, stent trombozu olmasın diye düşünüyorum açıkçası. Yani yani hani bu konuda bence daha çok hani hasta özellikleri, çalıştığınız kliniğin hasta özellikleri de bu işin içine giriyor diye düşünüyorum ama bir haftada biz kesmedik hocam. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz siz ama. Hocam sesiniz gelmiyor, evet. Öyle ciddi majör kanama olmadığı, yani mecbur kalmadığımız zaman hiçbir şekilde bir haftada kesmiyoruz. Biz yani bir de şöyle tabii Mustafa'nın bahsettiği gibi böyle kompleks koroner işlemler yapıp çok sayıda stent takmak veya çok kritik lezyonlara müdahale ettiğiniz zaman zaten öyle kesme şansınız yok. Ama yani tek lezyon, basit lezyon yapılmış hastaların bir kısmında kesebiliriz ama kanama problemi, özellikle majör kanama problemi yaşamıyorsak doğrusu kesmiyoruz yani. O kadar da kesme gerçekten konusunda da bu kadar agresif olmaya da gerek olduğunu düşünmüyorum. Kanıt da yok. Yani baktım çalışma gerçekten bir meta analize dayandırılarak verilen bir öneri. Tabii rehber nasıl bir yer etmiş onu da gerçekten anlayamadım. Hocam bir de şöyle bir durum var. Biz ikili antiklatel tedavide anti iskemik bir tedavi protokolü. NOAC verdiğimiz zaman ise NOAC'ın anti-iskemik bir etkinliği yok aslında. Yani çalışmalarda böyle bir dizayn yok. Yani anti-iskemik tedaviden vazgeçip kanama olmasın diye tedavi keseceğiz. Aslında çok mantıklı bir şey yaklaşım değil. Ama şu var, sonuçta stent teknolojisi gelişti. Erken bir anatolizasyon var. Evet, hızlı oluyor geçmişe göre ama bu bir hafta ya da kesmeyi gerektirecek kadar erken değildir diye düşünüyorum. Bir soru var herhalde Alper Hocam. Evet, bir soru Ankara'dan Ender Bey sormuş. Meta analiz sonucunda MI ve stent trombozu YOAC'larda warfarin'e göre daha fazla mıdır diye gelmiş. Sayısal olarak sayıca bazı, evet, bir meta analizde gösterdiğim meta analizlerin bir tanesinde belki bir, yani birkaç tane meta analiz var tabii bu konuda, sadece ben ikisini aldım ama evet sayıca fazla olduğunu söylenebilir ama tekrar söylemek istiyorum. Meta analizlerin hepsinin söylediği şey şu: bu çalışmaları biz bir araya koyduk, karşılaştırdık ama burada birbirlerinden çok farklı. Biri iskemik açıdan güçlendirilmiş çalışmalar yok. Bileşik son noktalar var ve o yüzden bu konuda bir şey söylemek mümkün değil. Ama sayıca evet, bazı noktaların sayıca arttırdığına dair şeyler var. Ama bunlar ben bahsetmek gereği duymuyorum çünkü istatistiksel olarak anlamlı olmadığı takdirde bunu söylemek biraz spekülasyon yapmak olur. Meta analizde dediğiniz gibi birazcık sanki stent trombozu warfarin aleyhine avantajlı gibi gözüküyor. Fakat esas olarak bunun sebebi dabigatran. Yani residual PCI'nin verileri. Residual PCI'nin verilerini çıkarttığımız zaman aslında hiçbir fark yok. Evet. Yani residual PCI dabigatran bayağı bir olayı stent trombozu aleyhine götürmüş. Dabigatranın öyle bir şeyi var. Özellikle söylemedim ama evet.
öyle bir sıkıntı var ama yanlış mesaj vermek olmasın tekrar söylüyorum. Hani bu böyle bir şey demek. Bu açıdan zaten Dabi Gats'ın kendi çalışma dizaynında da öyle. Evet, yani çalışma dizaynında da sıkıntı vardı. Başka soru yok herhalde. Başka yok.